davayı acmendi. Üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Sırr-ı adetiyet ile ittihad ise 111 kıymet alır. Sırr-ı adediyet ile sırr-ı uhuvvet aynı manayı mı taşıyor? O adediyet bir misaldir yani oradaki bir de şeyin. İnsanların olması lazım geldiği bir durumu izah etmek için bir misal. Üç tane bir yan yana geldim 111 eder. Yani maksat orada 111'i söylemek değil. Maksat insanların birbirleriyle ittihad ettiği zaman, bir araya geldiği zaman kuvvetli olacaklarını söylemektir. Yoksa maksat o 111'i söylemek değildir. Sırr-ı adediyet misaldir, sırr-ı uhuvvet esastır. Yani bu böyle sırr-ı uhuvvet yapın. Yani bu sırla uhuvvet yapın birbirlerinize. Sen niye böyle oldun, sen niye şöyle oldun demeden. Şimdi gayet basit bir misal söyleyeyim. Mesela 111 diyebilmek için her birin kendi yerine razı olması lazım. Yani bir yüzlerdeki birle, binlerdeki birle, birlerdeki birin farkı var mı? Bir olarak, çizgi olarak. Var mı? Yok. Yani üç tane biri yan yana koydun. Üçü de bir değil mi yani bunların? Boyları, enleri, ifade ettikleri mana, değerleri, her şey aynı değil mi? Şimdi birisi diyor ki, ben birlerde kalayım ki öbür kardeşim onlara çıksın. Öbür de diyor ki, madem sen bire razı oldun, ben de ona razı olayım de ki öbür kardeşim yüze çıksın. Eğer o alttakiler razı olmasa üstteki yüz olur mu? Hı? Olmaz. Yani aynı değeri taşıdıkları halde birisi kardeşlerim çıksınlar ben birde dururum diyor. Ötekisi kardeşlerim çıksınlar ben on bana yeter diyor. Onda duruyor. Ötekisi kardeşlerim çıksınlar yüzde duruyor. Yani böyle büyütebildiğin kadar her biri kendisini tevazu ile basamak yapıyor ki öbürü büyüsün. Aynı şey olan büyüsün. Böyle olun diyor. Böyle olun. Benim ne eksiğim var ki? Yani burada ben idareci olmuyorum da filanca oluyor. Hiçbir eksiğin yok. Ama 111 ol. 111 gibi ol. Misal bu. Eksiğin olmadığı halde, öbür kardeşten belki fazlalığın bile olduğu halde, sen basamak ol ki öbürü büyüsün, öbürü büyüsün, öbürü büyüsün. Yoksa büyüme olmaz.